ekonomiye döndüğümüzde işte ayronları göstermek istiyorsunuz, onu yapalım. Göstermek istiyorsunuz. Tamam. İyi bir yer olsun. Süleyman. Boşluk. Ben kova çöle. Değil mi? Tamam. Evet. Kova gitti boş. Tamam. Efendim kolay gelsin, sizi tanıyabilirim. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben Denizli Çivril, Emirhisar kasabasının Balıksar mahallesinden Turgay Aydın. Burada bir çiftçilikle uğraşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Hayvancılık, elmacılık, şeftalicilikle uğraşıyoruz şu anda. Biz şu anda bir şeftali bahçesindeyiz. Evet. Bu bahçenin hakkında bilgi verir misiniz bize? Büyüklüğü ne kadar? Burası 32 bin metrekare. 800 adet şey var. Bu cehale dediğimiz şu anda yolunan kristalene cehale cinsini yoluyoruz. Bundan önce Elegant Lady vardı. Daha önce Gülaven cinsi vardı. Bu şekil her 15 günde bir şeftali cinsi değişiyor. Peki siz bu dışarıya mı satıyorsunuz, Türkiye'ye mi satılıyor? Biz şu anda iç pazara veriyoruz. Şu bu anda. Nasıl verimi, bahçenin verimi nasıl? Siz memnun musunuz? Bu sene verim çok güzel, tonaj iyi. Ama biraz kalite düşük. Hava şartından mıdır, nedir onu bilemiyoruz ama. Zaten genelde öyle bir sorun oluyor. Genelde bu şekilde. Tonaj yani, yüksek olduğunda, verim yüksek olduğunda tonaj düşük olması gibi ya da para eklemesi gibi sorunlar. Tabii. Ama ne kadar da olsa Cenab-ı Allah ne nasip ettiyse o oluyor. Tabii. Çivril'de ne kadar zamandır şeftali ve elma işi yapılıyor biliyor musunuz? Sizin bildiğiniz var mı? Vallahi ben kendi açımdan söyleyeyim. Temmuz'dan itibaren ben şeftaliyi yoluyorum. Hayır. Kaç yıldır? Yani siz çocukluğunuzdan beri yaparmışsınız. Tabii aklımız ereli biliyoruz. Aklımız ereli şeftali olduğunu biliyoruz yani. Ben kendim 43 yaşındayım. 43 yaşındır devamlı şeftali gidiyor. Peki bu değişim oldu mu 43 yılda mesela? Eskiden ekip içmeyle şimdi ekip içmede hem malzeme değişikliği oldu hem satış değişikliği oldu. Neler şimdi, oldu bize anlatır mısın? Bizden önceki nesil şeftalinin cinsini bilmediğinden bize Temmuz ve Ağustos ve elmada eren Eylül ve yani kristaven, gülaven, mora gibi 3 çeşit şeftali varmış. Ama şimdi çok değişik cinsler çıktı. Royallardan tut, ekstremlerden tut ama en güzel şeftali de o. Bu Türkiye'de, yani bu Çivril'de gerçekten para kazanılmak istiyorsa bu ekstrem çeşitlerden dikmek şartmış yani önceden. Biz şu anda geri gidiyoruz. Bursa olsun, başka yerler olsun bizden önde. Ama en güzel bir şey bizden önce yapan ekstrem çeşidini bulanla ihracata gidiyor. Biz bugün 3 liraya 5 liraya verirken onlar 8-10 liraya veriyor. Umarız gelecekte bu düzen değişir. İnşallah. De İnşallah. Bizden sonraki nesil bizim çocukluğa var. İnşallah onunla şey olur yani. Değişir, yönlenir. Başkanım merhabalar. Şu anda bir bahçedeyiz. Şeftali bahçesindeyiz. Biraz önce biz üreticilerle de görüştük ama sizden burası hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Burası tam olarak ne üretiliyor? Neredeyiz? Çivril Gölü'ne yakın bir yerdeyiz. Bu konularda bilgi alalım. Şu an Çivril ilçesi Tuğlu mahallesindeyiz. Tuğlu, Bucak, Yalınlı, Sereserli, Ömerli, Haydan, Emirhisar, Emircik, Balçıksar, Koçak, Işıklı bu mahallelerimiz, Karamanlı mahallelerimiz bizim meyveciliğin artık en yoğun yapıldığı mahalleler. Toprak verimli, alüvyon toprak, göl yakınımızda hemen. Hemen doğumuzda da Akdağ, işte Ege'nin en yüksek dağı. Bu yıl boyu yağan karların o şifalı suları, Büyük Menderes Nehrimiz, kaynaklardan çıkan sular, güzel havamız ve toprağımızla buluşarak bu coğrafyada yıllardan beri tarımsal faaliyetler yürütülüyor. İnsanların binlerce yıldır yaşamayı tercih ettiği coğrafya. Kıymetli topraklar. Şu an bir şeftali bahçesindeyiz. Yaklaşık 50 dekar. Çivril'de tabi bu şekilde kapama bahçelerin sayısı da çoğaldı. Arazimiz de, arazi fiyatlarımız da emin olun Türkiye'nin birçok coğrafyasına göre uygun. Bu nedenle İstanbul'dan, Bursa'dan, ülkemizin değişik yerlerinden gelip burada arazi satın alıp büyük bahçeler oluşturuyorlar. Biz de yatırımcılar. Ama biz diyoruz ki çiftçilerimize kendi arazilerimizde kendimiz işleyelim, kendimiz üretelim. Ama dışarıdan gelenlere de tabii kapımız açık. Çünkü verimli ürünler, verimli şeftaliler ve en lezzetlisi olduğunu iddia ediyoruz. Yani Türkiye'nin en lezzetli şeftalisinin, elmasının, kirazının, nektarisinin yetiştiği bir coğrafya. Rakım olarak 820-850 arasında, bu ova 800-850 arasında. Bilim insanları da tabii bütün ziraatçiler de hemfikir bu noktada.
gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle meyvenin en lezzetli yetiştiği topraklar. Aynı zamanda göl, o göldeki buharlaşma, nem ve sabahları çiğ olarak meyvenin üzerine düşmesi, o görüntüyü şeyde vermiş olması hakikaten çok burada hem görsellik anlamında aynı zamanda da aroma, tat anlamında da en lezzetli şeftalilerin, elmaların, kirazların, eriklerin yetiştiğini iddia ediyoruz. Narenciye dışında her şeyimiz yetişiyor. Buranın toprak yapısı da farklı bildiğin kadarıyla değil mi başkanım? Madilon bir toprak. Tabii kesinlikle toprağımız 10 numara diyeyim. 10 numara bir toprak yapımız var. Alivyon yılların birikimiyle oluşmuş. İşte insanlar binlerce yıldır bu topraklarda bunun için yaşamış. Bunun için burada tarımsal faaliyetler yürütülmüş. Ecdadımız ta Osmanlı döneminde Süttaş arasında, Dinar arasında 32 kilometrelik özel demiryolu hattı çekmiş yani. İşte bu toprakların, burada yetişen ürünlerin o dönemlerde de onların hatırına yapılmış bütün bu yatırımlar. Tabii biz de bunların devam etmesini istiyoruz. Üreticimizin kazanmasını istiyoruz. İşte bütün gelen ziyaretçilerimizi, şu an bir festival dönemindeyiz. Bütün gelen ziyaretçilerimizi özellikle bu bahçelere getiriyoruz. Neden? İşte görsünler yani buradaki emeği, üreticinin neler çektiğini, tarlanın tozunu, toprağını görsünler. Hani tarlada izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun, hasatta sözümüz olsun. Şimdi bu ürünleri alırken de buradan alan tüccarımız da, orada satan pazarcımız da buradaki üreticinin hakkını, hukukunu versinler istiyoruz. Festivallerimizin amacı da zaten bölgemizi tanıtmak. Hem tarihi anlamda, hem kültürel anlamda ama asıl tarımsal anlamda bu yöremizi, burada yörede yetiştirilen ürünleri tanıtmak. Bunun için bu festivalleri yapıyoruz. Sizler de bunun için geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz desteğinizden dolayı. Narenciye dışında bütün meyveler dedik. Kirazla başlıyoruz. Kirazı, eriği, kayısısı, sonrasında işte değişik cinslerdeki şeftalileri, elmaları, sonrasında hünnap mesela. Bizim bölgemizde artık çokça, bolca yetişen. Kesinlikle, kesinlikle hünnap yetişiyor. Artık depolara konduğu vakitte 12 ay boyunca burada bu meyvenin ticareti yapılabilir. Ben sizler vasıtasıyla Denizlili hemşerilerimizi, İzmirli, yani sizleri seyreden yurdumun dört bir tarafındaki hemşerilerimi Şirle davet ediyorum. Burada üretimde sorun yok. Üreticimiz bilinçli, tarlamız güzel, ağaçlarımız güzel, bahçelerimiz güzel, kaliteli ürünler yetiştiriyoruz. Ama malına değil pazarına güven. Pazar olmadıktan sonra da bir anlam ifade etmiyor. Bize bu malları yurt dışına satacak ihracatçılar, girişimciler lazım. O noktada biraz sıkıntımız var. Yurt dışına mal göndermemiz lazım. Soğuk hava depolarımız var. Tesisler mükemmel. Emin olun son sistem depolarımızda 40'a yakın soğuk hava tesisimizde mekan sıkıntısı da yaşamayacaklar. Bu noktada bütün yatırımcıları buraya davet ediyoruz. Yarın çok geç olabilir. Keşke zamanında gidip Çivri'yle yatırım yapsaydık diyebilirler. Hem üretim anlamında hem pazarlama anlamında profesyonel eller buraya değdiği vakit hem çiftçilerimizin ürettiği ürünler katma değeri de artacak, ürünlerin kalitesi de artacak. Bizim bu noktada şüphemiz yok. Biz de üzerimize düşen nedir? Çivri Belediyesi olarak göreve geldik. Hemen sonrasında bir tarımsal hizmetler müdürlüğü kurduk. Çünkü Çivri gibi bir tarım memleketinde tarımsal hizmetler olması lazım. Park bahçe olur da tarımsal hizmetler olmaz mı? Hemen onu kurduk ve faaliyetlere başladık. Şu an işte üniversitemizde iktifa yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirdik. Yine Akdağ'ın eteklerine göl manzara bir lavanta bahçesi inşa ettik. Orada değişik aromatik bitkileri deneme amaçlı yetiştirdik. Yine belediyeye ait tarlalarımız var. Buralara kara arpa dediğimiz bizim ata tohumlarımız var. Yıllardan beri unutulmuş yani depolarda, silerde, küplerin içerisinde kalmış. Bunları gittik köylerden bulup çıkardık. Bunları ektik. Koca buğday, kara arpa. İnşallah önümüzdeki günlerde bilimsel olarak bunların tohumluk hale gelmesi, temizlenmesi, arileştirilmesi için de çalışmalarımız hem üniversitemizde hem de buradaki profesyonel bu tohumculuk yapan arkadaşımız var. Onunla görüşerek bu tohumları ari hale, temiz hale getirdikten sonra da Çivri'de çiftçilerimizle, üreticilerimizle buluşturmak istiyoruz. Başkanım çok pardon. Dün bir çalıştay yapıldı, yapıcı bir çalıştaydı. O çalıştaydaki konuşulanlardan anladığım kadarıyla burada sadece meyvecilik ağırlıklı değil, aynı zamanda hayvancılığa da tekrar bir yönlenme başladığını anladım. Çünkü buraya gelirken, bahçeye gelirken de sılajcık mısırlar gördük,
yoncalar gördük, kuyular gördük. Yani burada bir hayvancılık da gelişmeye başladı aynı zamanda. Yani gelişmeye başladı demeyelim, gelişmiş durumda. Deniz ilçeleri içerisinde en fazla hayvan sayısı bizde. Ve süt üretimi de bizde. Ama bizdeki işletmeler bireysel işletmeler olduğu için işte onun evinde 10 inek var, onun evinde 20 inek, küçük işletmeler. Toplu büyük bir işletmemiz yok. Ama sizin bir girişiminiz var değil mi? Biz tabii bizim girişimimiz manda ile ilgili. Yine Çivril Belediyesi Kent Hizmetleri Şirketi'ne Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile koordine olarak bir manda çiftliği kurduk. Manda, Çivril işte suyu bol geçit demek, bol su var. Biz de çocukluğumuzda da hep bu suların içerisinde mandalar, camızlar yüzerdi. Onların kaymağı da çok lezzetli olur. Yoğurdu, peyniri güzel olur, yağlı olur, tam yağlı olur. Ama unutulmaya yüz tutmuştu. Çok az sayıda manda kalmıştı. Bunun üzerine bir manda çiftliği kurduk. Bu manda çiftliğimizde üretilen sütleri şu an parakende olarak satıyoruz. Ama nihai hedefimiz bir mandıra oluşturduk. Bu mandırada, bu mandalardan elde ettiğimiz sütleri inşallah orada şey yapacağız. Önce kaymak, sonrasında peynir ve yoğurt haline getirip işleyeceğiz. Maksadımız da Çivril'de artık mandıraların sayısının da artması lazım. Yani hayvan bizde, inek bizde, süt bizde, mandıra başka ilçelerde, yani sütü olmayan ilçelerde, işte bizim sıkıntımız o. Bütün meyveler üretim bizde, çerezlik, ayçiçeği bizde ama fabrikalar başka şehirlerde. Tabii burada şöyle değişik sebepler de var. Ovamız çok verimli olduğu için esasen biz ovaya fabrika yapılmasını istemiyoruz. Yani bunun için de bakanlığımız bu ovayı büyük ova kapsamına aldı. Burada sanayi yatırımlarının yapılması şu an için mümkün değil. Ha, ne yapıyoruz? Bununla ilgili de bir organize sanayi bölgesi planlamamız var. Yine rakamı 900 bin arasında olan ve sulama imkanı olmayan kırsal, kıraç, taşlık bir arazi. Burayı da sanayi bölgesi olarak planladığımızda artık bu yatırımcılar konusunda da sıkıntımız kalmayacak. İnşallah yatırım yapmak istiyorum diyen herkesi davet edip orada yatırımını yaptıracağız. Biz belediye olarak mini bir sirke fabrikası, yine minik bir mandıranın açılışını gerçekleştirdik. Kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik bu kooperatife. Bakanlığımız destek verdi. Biz belediye olarak, şirket olarak ortak olup destek verdik. Şu an lezzetli, gerçekten şifalı sirkeler üretiyorlar. Meyve kurları yapıyorlar bu meyvelerden. Tarhana yapıyorlar, erişte yapıyorlar. Ve bu ürettikleri ürünleri de önümüzdeki günlerde market raflarında da görecekler. Ben ısrarla şunu istiyorum. Bir pazara, manava gittiğinizde Çivril'in şeftalisini, Çivril'in elmasını, Çivril'in eriğini, Çivril'in sirkesini istesinler. Çünkü buradaki üretilen gerçekten farklı. Yani bu havayı, bu coğrafyayı, bu suyu, bu toprağı birçok yerde bulamıyoruz. Dediğim gibi o dağın mikroklima iklimi, o gölün buharlaşması sonucu oluşan çiği, toprağın o alüvyon yapısı hiçbir yerde bulunmaz. Hemşerilerime de arazilerinin kıymetini bilmelerini istiyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok satacağız. Çivrilli çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, memleketimiz kazanacak. Sizler sayesinde de reklamını yapıp hem turizmle birlikte hem tarımla birlikte Çivril'imizi en üst noktalara getirmek istiyoruz. Değerli konuklarımız, Çivril Uluslararası 24. Elma Tarım ve Kültür Festivali'nin bugünkü ayağında Çivril Beyci Sultan ve Çal Aşığı Seyit Ekşi Höyük kazılar sonuçlarını sunumlarını hep birlikte izleyeceğiz. Tarihi bir mekanda tarihle ilgili bir çalışmayı yapıyoruz. Bu da beni heyecanlandırıyor. Öncelikle bu mekanımız Çivril'imize, Çivril'in sosyal ve kültürel yaşantısına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 24.sünü gerçekleştiriyoruz. İlki 1994 yılında gerçekleşen bir festival ve bu festivalin içerisinde Milliyet Kefalon'la ilgili çalıştaylar, Çivril tarihiyle ilgili çalıştaylar defalarca yapıldı. Bugüne kadar festivallerimizin yapılmasında, bu çalıştayların yapılmasında emeği geçen bütün belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür toplantılarda sunum yapıp da şu an hayatta olmayan hocalarımız da var. Onlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Ve bugünkü çalıştayda da sunum yapacak değerli hocalarıma da şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce Çivril Tuğlu Mahallesi'nde bir şeftali hasadından, bahçeden geliyoruz. Kusura bakmayın, biraz da şey yaptık, geç kaldık. Yine basın mensubu arkadaşlarımız oradaydı. Basına da yine orada verdiğimiz demeçte şeftali ile tarihin ne bağlantısı var? Orada da bağlantıyı kuruyoruz.
Yani verimli topraklar diyoruz, Büyük Menderes Nehri diyoruz, Çivril isminin işte suyu bol geçitten geldiğini. Binlerce yıldır insanların bu toprakta yaşamak için birbirleriyle yarıştıklarını, dövüştüklerini anlatıyoruz. Mirekefenon Savaşı'nı anlatıyoruz. Ve şeftalili pastadan, elmadan girerek Beyce Sultan'daki 40 katmanlı kültür tabakasından bahsediyoruz. Şimdi ilki 1950'lerde başladı değil mi hocam, 54'te. 2007'den beri de değerli Eşref hocamız Çivril'i, Beyce Sultan'ı karış karış böyle ilmek ilmek kazıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum ben, Fahri hemşerimiz. Değerli hocalarım, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Fulya Hanım, siz de Çar'da çalışıyorsunuz. Şimdi bugün aramızda Mustafa Hocam, Mustafa Beyazıt Hocam da Çivril'in mezarlıklarını şu an karış karış geziyor. Yani Çivril'in her yeri tarih. Yani yolda yürürken şöyle ayağını yeşerse tarih kışkırıyor diyebiliriz. Bu tarlalarımızda da öyle, bağımızda da böyle, dağda taşla gezerken de her yerde böyle. İkinci bin yıl, biz ikinci bin yıl dediğimiz milat önce 2000 ile 1200 yıllar arasında denk gelmekte ve bu bahsettiğim tarih aralığına orta tunç ve geç tunç çağ olarak biz adlandırmaktayız arkeolojik terminolojide. Orta tunç çağ daha çok 2000 yılıyla 1700 yıllar arasında denk gelmekte. Biz Beyce Sultan'da bu dönemi çok iyi araştırmadık. Yani biz ama eski kazı verilerinden biliyoruz. Büyük bir saray yapısı var Beyce Sultan'da. Ve bu saray yapısının 1/3'ü daha kazılmış ve Çivril'le başladık. Çivril, Çağlıbaklan, yani bizim için bölge bütün Yukarı Menderes Havzası dediğimiz tüm alanda başta slide'da gördüğünüz yüzey araştırması çalışmalarını gerçekleştirdik. Eşref Hocam önderliğinde başlatılan ve sonrasında da kazı çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu bağlamda aslında ben Beyce Sultan'ın erken dönemi, yani bölgenin dip tarihine ilişkin yeni verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ama biz bu verileri Ekşiyük'te gerçekleştirdiğimiz kazılarla yalnızca elde etmedik. Bölgede ilk olarak 2003 yılında Havza'nın, yani Yukarı Menderes Havzası'nın tamamında başlattığımız yüzey araştırması çalışmaları, sonrasında dağlarda da devam ettiğimiz yüzey araştırması çalışmalarıyla elde ettik. Abartmıyoruz, herhalde adım adım tüm bu bölgeyi dolaştık. Çoğu zaman aslında yerel halkın da bilmediği bölgelere girerek dağ ve ova tüm arkeolojik yerleşimleri kayıt altına almaya çalıştık.24. Elma Kültür Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Artık geleneksel hale geldi. Biz her festivalimizde bu cirit gösterilerini yapıyoruz. En son 2019'da İdir Mahallemizde orada cirit gösterisi yaptık. Ata bindik. Tabii 2 yıllık pandemi döneminde bir araya gelemedik. Ve bu yıl Haydan Mahallemizde şu an bulunduğumuz mevki geçmişte bir futbol sahasıydı. Şahin Spor futbol sahasıydı. Hemen şu karşı yolun karşısında belediyemiz futbol sahalarını inşa etti. Burayı da inşallah bir cirit sahası olarak inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıl şenliklerimiz, festivalimiz, cirit gösterilerimiz buradaki tesislerle, sahasıyla, çim sahasıyla, kapalı padoklarıyla güzel bir tesis olarak hizmete girecek. Çivril'imize hayırlı uğurlu olsun. İhalesini ilanına çıktık. İnşallah Eylül ayı içerisinde ihalesi yapılır ve inşaatlar da başlar diye ümit ediyoruz. Tabii biz geldiğimiz günden beri vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Çivril'imize doğalgaz geldi. Toplu konut projemiz vardı. İnşaatları hızla devam ediyor. İkinci etap.
Işıklı Akgöz'deki millet bahçemiz Çivril'i turizm merkezi yapma yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine Işıklı Gölü'nde Nilüfer Parkımız yapıldı. Mahallelerimize düğün salonu yapıyoruz, kültür merkezleri yapıyoruz. Sirke fabrikası kurduk, camız çiftliği kurduk, mandıra kurduk. Yani ben yaptığımız hizmetleri burada saymakla vaktinizi almayacağım. Ama biz şunu biliyoruz. Belediyecilik yol yapmak, kaldırım yapmak, tesis yapmak, bina yapmak değil. Belediyecilik işte kültürü yaşatmak. Bugün burada yaptığımız etkinlik bir kültürel faaliyet. Atalarımız bu topraklarda, bu çayırda binlerce yıldır at koşturmuş. Uşak'ta da koşturmuş, Çivril'de de koşturmuş. Ve 1176'da biz burada Bizans'ı büyük bir yenilgiye uğratarak bir zafer kazanmışız. Miryakefalon zaferiyle Anadolu'nun tapusunu almışız. Giydiğiniz şapkalarda bakın amblemi var. Anadolu'nun tapusunun alındığı yerdeyiz, Çivril'deyiz. Onun için at bizim için kıymetli. Bizim için cirit kıymetli, atasporu kıymetli, bu topraklar kıymetli. Rabbim bu bayrağı bu topraklardan, gönderimizden indirmesin. Ezanımızı da dindirmesin. Onun için tarihini bilmemiz lazım. Tarihimizi bilmemiz lazım. Atı bilmemiz lazım. Bayrağımızı indirmemek için mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Bu belki semboliktir. Bugün tank var, top var, tüfek var ama bunun yerini hiçbirisi tutmaz. Gezerken bazı yaşlılarımıza sordum. Ata bindiniz mi dedim. Birçoğu binmiş ama maalesef yeni nesilde bizim kuşakta ata binen, binmesini bilen de yok. İşte yapmış olduğumuz, yapacağımız bu tesisle Çivril'de herkes ata binmeyi de öğrenecek. Ben etkinliğe katılımınızdan dolayı sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Akşamları coşkulu konserlerimiz var. Şimdi buradan ayrılacağız. Meydanda da yarışmalarımız var. O yarışmalara da katılın. Çekirdek yeme yarışması, şeftali yeme yarışması, elma yerme yarışması. İnşallah önümüzdeki yıllarda at yarışması da yaparız. Ata binme yarışması da yaparız. Ben tekrar sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Vurun tokmağa bakalım. At... Festivalimizin ikinci günündeyiz. Dün gece çok güzel bir konser vardı. Hatta iki konser vardı. Öncesinde gün içerisinde etkinlikler yaptık. Buraya da Haydan Mahallemizdeki Cirit Gösterisi'nden geldim. Cirit Gösterisi'ne katılanlar oldu mu? Evet, inşallah önümüzdeki yıl Haydan Mahallemize bir cirit sahası da inşa edeceğiz. Orada Çivrilli çocuklarımızdan, gençlerimizden ata binmesini bilmeyen, ata binmeyen kalmayacak. Önümüzdeki yıla yatıştırmayı düşünüyoruz. Tabii göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Çivril'imizi daha güzel, daha yaşanılabilir bir Çivril haline getirmek için çalışmalar yapmaya devam ettik. Doğalgazımızı Çivril'le buluşturduk. Konut ihtiyacını gidermek için ikinci etap TOKİ inşaatlarımız başladı. Turizme dönük çok güzel çalışmalarımız oldu. Işıklı Mahallemizdeki Akgöz'deki Millet Bahçesi inşaatımız devam ediyor. İnşallah bu yıl sonunda tamamlanacak. Yine Beydilli Mahallemizde bir Nilüfer Parkı inşa ettik. İlçe merkezimizde parklar yapıyoruz. Mahallelerimize düğün salonları, pazar yerleri inşa ediyoruz. Bu arada bozulan yollarımızın tamiratları da var. Elektrik hatlarını yer altına almak için de çalışmalar başlattık. Belediyecilik sadece yol yapıp, kaldırıp yapıp, işte TOKİ inşaatları yapmak değil. Biz bunun farkındayız. Çivril kültürünün gelişmesi için, sosyal faaliyet alanlarının artması için, bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için de gerekli alanları oluşturacağız inşallah önümüzdeki günlerde. Bu festivaller bunun için bizler için çok kıymetli. Çivril'de ürettiğimiz ürünlerin daha kıymetli satılması,
esnafımızın daha iyi para kazanması için bu tür etkinlikleri hızlandıracağız. Basınımızla beraber bu tür çalışmaları yapıyoruz. İşte gölümüzde tanıtımla ilgili yaptığımız çalışmalar sonucunda sadece bu yıl 100 binden fazla yerli ve yabancı Beydilli, Sundurlu, Bucak, Irgıllı ve Sereserli mahallelerimizden tekne turlarıyla gölü ziyaret etti. İnşallah bu turistler ilçe merkezimize de gelecek. Yine Beyci Sultan Höyüğümüzün tanıtım çalışmaları, oradaki inşaat çalışmalarımız da devam edecek. İşte elma, en güzel elma yarışması, en güzel şeftali yarışması ve bunları yeme yarışmaları da bugün yapılacak. İşte tatlıları da burada görüyoruz. Ellerinize sağlık. Çok lezzetli görünüyor. Bunların da ilçe ekonomisine katkı sağlaması için, pastanelerde satışının yapılması için, halk yetim merkezimizin ürettiği ürünlerin satışının yapılması için hemen İğdir mahallemizde bir satış noktası oluşturuyoruz. İnşaatımız bitmek üzere ve yine Beydilli mahallesinde yapmış olduğumuz parkta da bu bölgede yetişen ürünlerin satışının yapılacağı mekanları hazır hale getirdik. Bunların tamamı ilçemizdeki hemşerilerimizin geliri artsın, hanemize giren para artsın diye. Ben Halk Eğitim Merkezi bütün kursiyerlerimize, hocalarımıza, Halk Eğitim Merkezi müdürümüze ve bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik Spor Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da sporcular yetiştiriyoruz. Milli sporcular yetiştiriyoruz. Sporda da Çivril'i bir marka şehir haline getirdik. Birazdan yapacağımız yarışmalar bütün ulusal basında yer alacak ve Çivril'deki bu ürünlerin tanıtımı daha da iyi gerçekleşecek. Ben katılımınızdan dolayı sizlere tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akşamki konserlerde de sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Yarışmalara katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kazananları da ayrıca tebrik ediyoruz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Birinci yarışmacımız Sıla Gümar. Yarışmacımıza büyük alkışlarla. Başkanım, tatmak ister misiniz pastadan? Evet, birinci yarışmacımız Sıla Gümar. Şimdi nasıl çıkacaksın böyle adama yar diye. Bitiren elini kaldırsın, tamam çocuklar? Kendinizi çok zorlamayın. Önce sağlık, onu söyleyeyim. 3, 2, 1 başla. Müzik açalım. Çocuklar dikkat edin daha. Önce sağlıkla dikkat. 2, 1 haydi. Ver müziği Ahmet. Kasalara çok. Çocuklar kabuklar değil. Çıtlayın lütfen. Başkanım, çekirdek yeme yarışmasına da katıldınız. Evet. Biraz önce birkaç yarışmamız daha oldu. Birazdan da bisiklet yarışması var. Şimdi bugün festival de çok dolu geçti dün gibi ama bugün daha dolu geçti. Sabahtan beri beraberiz zaten, bahçeleri gezdik. Nasıl geçiyor sizin değerlendirmeniz nasıl festivalin? Festivalimizin ikinci günündeyiz. Bugün yine coşkulu konserlerimiz başlayacak birazdan. Arazide bağımızı, bahçelerimizi beraber gezdik. Sizler de gördünüz. Çok böyle büyük emekler verilerek üretilen ürünler. Biz de bu ürünlerin tanıtımını yapmak boynumuz borcu. İşte burada şeftali ve elmalı pastayla başladık. Yine yerli ürünlerimiz. Yine yerli ve kendi toprağımızdan üretilen ürünler. İşte çekirdek de bizim bölgemizde hatırı sayılır bir rekortaya sahip Çivril Çal Baklan bölgesinde. Evet, biz çocuklarımızın doğal beslenmesini istiyoruz. İşte marketteki raftaki ürünleri değil de çerezle beslensinler, leblebi yesinler, çekirdek çitlesinler. Bunun için biz de sembolik olarak
bu yarışmalara katılıyoruz. Çocuklarımıza örnek olsun diye. Onları da teşvik ediyor. Teşvik ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Bugün cirit atmada bir müjde verdiniz. Onu sizden tekrar duymak istiyoruz. İhaleye çıktınız o konuda. Tabii biz çevrilimizin kültürel değerlerine de sahip çıkmak istiyoruz. Bu topraklar işte binlerce yıldır at koşturulan topraklar. Hocam, tamam ama biz maalesef son yıllarda at koşturmayı unuttuk. Evet, bunu tekrar canlandırmamız lazım. Geleneksel sporlarımızı, atasporumuzu, cirintimizi tekrar gençlerimize öğretmemiz lazım. Evet, şimdi bizim bu geleneksel biraz önce cirit gösterisi yaptığımız sahada bir projemiz var. Bu projenin ihalesini de yaptık. Eylül ayında inşallah ihalemiz gerçekleşirse orada inşaata da başlayacağız. Çivril Geleneksel Spor Merkezi bir dahaki festivale yetişecek. Temennimiz o. Ve cirit gösterilerimiz, orada güreş gösterilerimiz, okçuluk faaliyetlerimiz. Hatta Sayın Bakanımıza da bunu anlattık. Bizim geleneksel sapanlarımız var bu bölgede. O sapanların bile yarışmalarını orada düzenlemek istiyoruz. Haydan Mahallesi'nde olacak. Haydan Mahallemizde. O mesire alanının hemen Ahmetçik mesire alanının karşısında bir bölge. İnşallah önümüzdeki yıl iş alana yetiştirmek istiyoruz. Başkanım bir de ben şunu değinmek istiyorum, çok özel bence. Siz buradaki konserler için kendi ekibinizle anlaşmadınız. Daha çok buradaki gençlerin istediği sanatçıları getirdiniz. Bu tabii bence çok özel bir şey. Bu konuda da ya tam nasıl işledi bu süreç anlatabilir misiniz? Şimdi tabii bizim yani burada sanatçılarımıza karşı birbirinden değerli. Ama benim mesela canımın istediği başka bir sanatçı da olabilirdi. Bizim yaş itibariyle Türk sanat müziği ağırlıklı da olabilirdi ama biz bunu 19 Mayıs işte Gençlik Haftası münasebetiyle 20 Mayıs'ta burada bir konser düzenlemiştik. O konserde çıkıp duyurduk gençlere. Gençler önümüzdeki festivalde hangi sanatçıyı görmek istersiniz? Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazın dedik. Belediyemizin bizim hesaplarımızdan bize gençler ulaştı. Buradan çıkan sonuçlarla bu konserdeki sanatçı listesini oluşturduk. Ve doğru bir karar vermiş. Gençlere de o noktada güvenmişiz. Doğrusunu da yapmışız. Çok coşkulu bir konser gecesi yaşadık dün. Bugün de dolu dolu bir konser etkinliğimiz var. Sefo gelecek. Yine Zeynep Hanım gelecek. Zeynep Onat. Yarın da yine Ece Seçkin. Son günde yine Osman Öztürk konseriyle festivalimizi tamamlayacağız. Bugün öğle saatlerinden itibaren sadece çevre ilçelerden değil, çevre illerden de gençler bu konserleri dinlemeye geldi. Evet. Aynı zamanda buranın ticari faaliyetlerine de çok katkısı oldu bunun. Ve bunu buranın halkı yaptı aslında. Buranın gençleri. Aynen. Aynen gençleri. Ben o yüzden size çok teşekkür ediyorum. Yani gençleri dinlemeye devam edeceğiz. Gençler gerçekten hem sosyal medya ile olsun hem teknolojiyle olsun haşır neşirler. Bizlerin tecrübeli gençlerin dinamizmiyle buluşacak. Çok güzel sonuçlar çıkacak inşallah. Yarından yakın.
içinden boşver aldırma. Deli gönlüm gider gitsin sen şarkılar söyle içinden boşver aldırma. Deli gönlüm gider gitsin sen şarkılar söyle içinden boşver. Gördüğüm şeylerin her birinde gözlerinle sol yanımda boşluk hissinin yanında bir sinirle ben sizinle söyle zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Soruyorum hep bunu sence neden? Deli diyor sırıtıyor ay bana geceden. Ona el salladım pencereden. Söyle tüm bunlar sence neden? Sevdiğim bir şarkı olmalıydı sevmedim bir daha. Bakınca her şey tam gibiydi ama yoktu bir vicdan. Tecrübeyle sabit arttı anladın sen sonunda farklı bir gün ey günaydın. Şaka yok kalbim artık sana müsait. Bakarken sana diyemedim hayır. Konuşmak yok ay bakışalım aynı. İlişkim olaylı dile kolay ya. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Hissettim bu şey ben yarım mı kaldım? Okey sanki ben bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Günaydın. Hissettim bu şey ben yarım mı kaldım? Merhaba. O taraf siz de hoş geldiniz. Büyük bir kalabalık var şu an sanırsam. Wow. O zaman şöyle yapalım. Bonitalar bir ses verebilir mi? Hayır Çivril. Daha fazla bonita olduğunu biliyorum ve görüyorum. Bonitalar. Yay 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 yay. Durama yerde bir daha. Kafanın yaradığı cihazın yapıyorsam onun demek ki nasıl? Bakıyorum beyine peçe kısıtlı geçen konuları. Gucci, Prada, Louis, Fein, Honey. Sardım sana kaçma gel yap empati.
duram o yerde bir daha. Wow, wow. Benim o Lil Bonita. Check, check. Olama olma bir daha. Benim o Lil Bonita. Bir daha, bir daha yok, bir daha, bir daha. Kıymetli Belediye Başkanımız, kıymetli sanatçımız Sefo'ya önce çiçek takdim etti ve tabii ki de olmazsa olmaz Çivril'imizin elmasını takdim ediyor. Bu kadar mı alkış Çivril? Bu kadar mı alkış? Çivril'in elması. Şimdi hepinizin gözü önünde bu elmayı yiyeceğim Çivril. Tabii yorum alalım bir de. Nasıl tadı? Tadı çok güzel de birinin başına gelir falan diye ama tutarlar ya. Düştü, yere düştü. Biz size bir sürpriz yapmaya karar verdik. Şöyle biraz gecemizi yıldızlarla beraber aydınlatalım istiyorum. Başkanım siz de böyle buyurun. Şimdi açalım, açalım kankalar, açalım hanımefendiler, beyefendiler. Şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi indir, indir yerde. Hazır mıyız başkanım? Burası neresi? Burası neresi? Kim bizimle birlikte? Kim bizimle birlikte? Kendinize kocaman bir alkış. Telefonlar havada, telefonlar havada, ışıklar havada. Buyurun selfimize. Haydi bakalım aç kanka bütün ışıkları. Bu güzel tabloyu bir ölümsüzleştirelim hep birlikte.